Zaten Amerika'nın yapmış olduğu bu yaptırımla doların, euronun ve akaryakıtın yükselmesiyle fiyatlar bizim elimizde olmadan bazı ürünlerde fiyat değişikliği oldu. Tabii bu bizim perakende ile alakalı değil. Toptan kanalı ve fabrikalarıyla alakalı oluşan sıkıntılardan dolayı bazı fiyatlar yükseldi. Bu fiyatların yükselişi de biz nasıl bertaraf ettik? Bizim de bu fiyatların yükselişini şöyle bertaraf ettik. Elimizdeki eski ürünlerimiz var. Daha önce almış olduğumuz, zam öncesi almış olduğumuz ürünlerimizi şu an halkımıza indirimli fiyattan, eski fiyattan aldığımız fiyatların üzerine 3-5 kuruş işte maliyetlerimizi de ekleyerek halkımıza satıp işte bu geçici krizin halkımız üzerinde çok büyük etkiler yaratmaması konusunda biz de elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz yani. Diğer konuda şunu söyleyeyim. Hükümetin en son almış olduğu bu 406 ürün indirim 406 üründe indirime gitme ile alakalı şeyi söyleyeyim. Çok yerinde bir karardır. Yani bu karar çarşıya, pazara yansıyabilmesi için ilk başta bunların fabrikalardan ve toptan kanallarından öncelikle fabrikalardan bunların indiriminin alınması lazım. Yani eğer bu iş sadece işte çarşıdan, pazardan beklenilirse istenilen verim elde edilemez. Fabrikalar zaten bu ürünlerde %10, %20 gibi bir indirime giderlerse zaten bu ister istemez çarşıya, pazara yayılacaktır. Tabii piyasadan almış olduğumuz duyumlara göre işte hükümet böyle bir karar almış. Pirinç, efendime söyleyeyim, salça, temel gıda maddelerinde almış olduğu kararlarda biz dışarıdan hissettiğimiz şey şu, aldığımız duyumlar şu. Büyük firmalar kendi ellerinde işte atıştırmalık gibi, işte efendime söyleyeyim, temel gıdaya yansımayan işte atıştırmalık gibi ürünlerde yapmaya çalışıyorlar. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Alınan karar çok değerlidir ama bunun özellikle takip edilmesi lazım ve takip edilen yönü ise fabrikalardan bu indirimlerin gerçekleştirilmesi lazım. Yoksa fabrikalardan bu indirimler gerçekleştirilmezse çarşıya, pazara yansımaz. Bizler perakende sektörü olarak halkımıza şunu söylemek isteriz. Özellikle bazı fiyatlarda şeyler var, değişiklikler var. Ama çok iyi bilinmesi gerekir ki bu fiyatlarla gerçekten biz oynamıyoruz. Niye oynamıyoruz? Çünkü fiyatlarla oynamak en çok bizim işimize gelmez. Çünkü fiyatların yükselmesiyle bizim cirolarımız düşer. Ciroların düşmesiyle de bizim maliyetlerimiz artar ve en çok bizim işimize gelmeyen şeydir zam yapmak. Zam konusunda zammı biz yapmıyoruz. Özellikle bazı ham maddelere gelen zamlardan dolayı toptancı kesim, işte fabrikalardan yapılan zamlardan dolayı biz elimizde olmadan bazı ürünleri ufak tefek yükseltmek zorundayız.